Tarlasından izinsiz yol geçirilince mahkemeye başvurdu. Davayı kazandığı gibi de tapulumalım diyerek yolu trafiğe kapattı. Olan da Adıyamanlılara oldu. Benim tapulu yerim, bana ait olan yer. Babamın tapulu malı dedi, koca yolu ulaşıma kapattı. Artık yeter. Yolumuz açılsın, biz ortada kaldık. Burası Adıyaman Gölbaşı. Abdullah Tatlı'nın evinin önünden karayolu geçiyordu. Yolun 60 metrelik kısmı ise tapulu arazisinin içinde kalmıştı. Oğlum zihinsel engelli. Hastalansa ambulans çağıracağım. Ambulansa yol yok. Mahkeme onu haklı buldu. O da yolu çitlerle trafiğe kapattı. Ben tapulu yerimi, bana ait olan yerimi kapattım. Resmi yol aşağıdan geliyor. Savcılık tarafından kapatılmıştır. Ancak mahalleli isyanda yol trafiğe kapanınca çamurlu tarladan yürümek zorunda kaldılar. Çoluğumu çocuğumu bu çamurların içinden okula götürüyorum. Diye şu öbür evin altında resmi yol var. Geçin ya, nereden getireceğim? Ben belediye değilim ki. Geçin belediye yollarını yaptırsın. Mahalle sakinleri bir an önce çözüm istiyor. Bütün yetkililerimize sesleniyorum. Yolumuz kapandı. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyorum.